Herkese günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Luna'nın aşı günü. Masanın üzerine çıktı ve şu anda Caner'i bekliyor. Bakın Caner de geldi. Kahvaltılık almaya gitmişti. Bu arada korkulacak bir şey yok. Camla kapalı olduğu için Luna'nın düşme ihtimali %0 yani arkadaşlar. Luna buradan düşmez çünkü camları hep kapalı tutuyoruz, değil mi kızım? Caner de ne almış böyle? Çok yağlı yiyoruz. O yüzden yağsız Yağsız boyoz almış. İzmir'imizin yağsız boyozu da böyle oluyor. Boyozların yanına da Caner sucuklu yumurta yapıyor. Bu arada benim bugün yine boğazım ağrımaya başladı. Sanırım hastalığını tekrarlayacak. Bayağı bir boğazım ağrıyor. Kahvaltıdan sonra da bolca portakal falan yiyeyim de belki biraz yumuşatır boğazımı. Sen hayret nasıl girdin içine onun? Aşı zamanımız geldiği için şimdi hazırlıklarımızı yapacağız. Bir de seni süsleyelim. Aa, şu anda çok şaşırdım gerçekten. Ya zaten kendi giriyordu ki hep. Ama birazcık korkuyordu ya ondan. Seni süsleyeceğiz birazcık. Dışarı gidiyoruz. Gel buraya. Evde normalde tasmasını takmıyorum rahat etsin diye. Ama bugün gezmeye gideceğimiz için birazcık kızımızı süsleyelim dedim. Evet, tasmamızı da takalım. Tamam. Hadi gir. Hadi gir içeri. Aferin benim kızıma. Aşık annesi neredeydi? Aşı karnesi galiba mutfakta. Biz çıktık kızlar. Gidiyoruz bakalım veterinere doğru. Luna bu arada tedirgin olmaya başladı. Miyavlıyor. Evdeyken ne güzel kendi girdi etti ama şimdi neden miyavlıyor anlamadım. Bu arada gideceğimiz veteriner kliniği kayınvalideme çok yakın. O yüzden bir 5 dakika kadar da kayınvalideme de uğrayacağız. Biraz ona da uğrayalım. Luna'yı da özlemiş. Onu da görsün. Sonrasında evimize mi geliriz artık? Caner Bey bizi gezdirir mi bilemem. Annem getireyim ben de göreceğim Luna'yı da. Biz çok çıkamıyoruz ya artık. Ha, bugün bir de arıyor Luna'yı aşıya götürecektiniz değil mi bugün diyor Ha, unutmamış. kendini hatırlatıyor. Luna'yı diye aşıya götürecektiniz bugün. Haberiniz var mı Ha, diye. aynen. Luna sustu. Arabadayken bayağı ağladı. Bu tüm vücuda yayılacak. 3 gün içinde pati altı, kulak içi. Bir ayda korunması şu şekilde. Bir şey yok. Geçti, geçti, geçti. Çok çirkin. Oo, Tamam, ay tamam, kızım. Ay, tamam, ay, ay, tamam. ay, ay, ay. İşte bu kadar annem. Bitti. Bu kadar annem. Annem. Bir nasıl yaklamadı. utandırdın beni? Ha? Kızlar hiç hissetmedi Evet. bile. O erkekler var ya, burada böyle nasıl duruyorlar? Hadi ya. Bak bak bana. Oh, acıdı mı? Bak, bak, bak. Acıdı mı? Acıdı mı? Acıdı mı? Dağıtalım, dağıtalım. Dağıtalım, dağıtalım. İğneyi de atıyorum. Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Acıdı mı? Tabii. Yağlı bir enjeksiyon bu. Dağılırken yakar. Bak ısırıyor onu. Bak bak onun sinirini ondan al. İyi onu sürdü. Tamam, bak. Tamam, tamam kızım. Ah, tamam. Hay nasıl ısırıyor? Kendi girecek diye gittim. Hadi gir, 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 Kaç. Gir, 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 kaç, 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 kaç. Biz aşılarımızı vurulduk. Veteriner hanım bile çok şaşırdı arkadaşlar. Ben bağırır zannettim dedi ama hiç bağırmadı benim kızım. Benim uslu kızım dirayetli. Aynı annesi gibi. Aynı. Şimdi kayınvalideme gidiyoruz. Bakalım onda bir 5 dakika kadar otururuz dediğim gibi. Ondan sonra bakarız artık bugün neler yapacağız. Geldik. Ay. Aşımızı vurulduk. Ağladı mı? Evet. Ay kıyamam. Ağladı mı? Ama birazcık bağırdı sonradan. Ay. Evet, birazcık bağırdı, çok az. Hoş geldin. Ama dirayetli kızımız. Kıyamam. Ya. Bebek kızı. Kızım, annem sana iğne mi yaptılar annem? Anne hiç yapmasaydın ya. Biz gidecektik 5 dakikaya geldik gelsin sana. Sana. Bak mercimekli köfteyi Caner de çok seviyor. Ben de sen de seversin. Evde malzeme de var zaten. Yapıverelim yiyin öyle gidin. Sen zaten şıpşakçı. Evet şıpşakta mercimekli köfte yapacağım. Şimdi önce 2 su bardağı mercimek
Kırmızı mercimek 2 bardak. 4 bardak suyla birlikte içine bir kaşık salça koyacağım. Kaynatacağım bunu ben şimdi. Ölçülü olursa daha güzel tutuyor bu mercimek köftesi. Bir kaşık salçamı da atacağım içine. Şimdi bahçeye iniyoruz. Taze soğan kopartacağız. Kaç tane istiyorsunuz? Bir tane. Yok hepsini. Hepsini. Tane falan bırak. Bakayım. Biraz bırak ya, gene salatada kullanılır. Onları al. Evet. Dikkat et, kökü içinde kalmasın. Bak, o çok güzel. Gene alıp da dikeyim gene orada. Alayım mı daha? Al. Yeter. Vur topraklarını yere. No. Mercimeğimiz böyle pişti. Bir bardakta ince bulgur ekliyorum. Karıştırıp biraz kabarmasını bekleyeceğiz şimdi. Yemi kullanıyorum. Dün şey yaptım, ekmek kurutmuştum, köftelik. Onları yaptım, çok güzel oldu. Un gibi yaptı. Şimdi de soğanlarımı halledeyim. Güle vallahi güle. Hemen bak soğanı nasıl yaptı. Hemen elimin altında bile çok güzel oluyor. Güle güle kullan anne. Vallahi teşekkür ederim, iyi oldu bu. Soğan için pideye falan hemen 5 dakikada. Soğanlarımı blenderdan geçirdim. Böyle biraz bol zeytinyağı. Annem Şifşak yine hazırladı kızlar bir şeyler. Mercimek köftesi yaptı. Marulumuz da böyle. Çaylar geldi, çaylar. Ooo, çaylar da geldi. Çaylar geldi. Annelere 5 dakika geleceğim deyip 5 dakika kalamazsınız asla, gördünüz. Mercimek köftemizi yedik, çaylarımız demlendi. Yanına da kurabiye var. Şimdi... Gideme, özlüyorum artık canım, gitmeyin, oturun burada. Akşama da kalın diyor, kalmıyorlar ya. Dolapta dedim kıyma çıkaralım, köfte patates yapalım. Ha, kedinin maması varmış. Evet. Mamasını getirmemişler. Çayımızı içip gideceğiz valla. Bizi kandırmaya çalışıyor kıymayla, akşam yemeğiyle de. Tuğba da bu arada şapkasını çıkarmadı. Öyle üşüyor, evin içi sıcak, yanıyor. Sıcak, doğalgaz da yanıyor. Yine de böyle yakışmış ama şapkanda. Bir de saçım çok düzgün değildi, o yüzden yani çıkartmadım. Biz artık evimize gidiyoruz. İşler beni bekliyor. Nevresimlerimi çıkardım, makinede asılacak. Bulaşıkları kıyamadım Tuğba'ya, elleme dedim. Yıkama, ben yıkarım onları, onlar yıkanacak. Yemek yapasım yok. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Dur bakalım, bir akşam olsun da artık dünden kalanlar var. Esra Erol başlayacak, onu izleyeceğim şimdi. 10 dakika kaldı. Onu izleyeceğim, oturayım sıcacık odada. Öyle bir çamaşırlarımı asayım, onlar kurusun. Bir de nevresimlerimi geçireyim. Öyle bakalım. Öyle. Hepinize güle güleyin. Hadi size de güle güle bakalım. Evimize geldik. Ben bugün galiba bu montu ve şapkamı üzerimden çıkartmayacağım. Çok sıcak tuttu. Bu arada Luna'ya şu anda ödül maması vereceğiz. Biz de bu akşamki yemeğimizi dışarıda yiyeceğiz değil mi aşkım? Eşim beni dışarıya götürecek yemek yemeye. Bak, ödül mamasını hak ettin sen. Aaa, yiyor. Bu ilk aldığımız zamanlarda bunu yiyemiyordu. Herhalde sert geliyordu. Evet, yemiyordu o zaman. Onun derdi yemek değil, onun derdi sevgi. Sevilmeyi çok istiyor. Evet, sevilmeyi. Ben bunu mama kabına koyayım da orada yer mi? Ay tipine bak şunun ya. Ya böyle bir güzellik olabilir mi ya? Ha bakalım. Aman Allah'ım. Burası o kadar soğuk ki. Arabadan bir indim. Resmen uçacaktım biliyor musunuz? Burası çok esiyor. Neden? Dağlara yakınız. Ay uçacağım galiba. Caner gir korktum. Ben böyle bir rüzgar görmedim arkadaşlar. Burnum da kızardı biraz. Resmen uçacağız zannettim Caner. Sen? Ben daha kendime gelemedim. Ama çok soğuk ya. Çok soğuk değil mi? Burası güzelmiş ama. Yani, soğuk ve fırtına birleşince daha beter. Ah bir de bir kar yağsa. Şimdi geldik bakalım. İlk önce bir dolanalım. Sonrasında karnımız acıkır, akşam yemeğimizi yemeye gideriz. Caner'e söz vermiştim giyim mağazalarına girmeyeceğim diye ama yine de dayanamadım. Şöyle göz ucuyla birazcık bakıverdim. Şimdi de Koton'a geldik. Koton'a geldiğim zaman artık mutlaka buradan bir küpe alıp çıkıyorum.
Şu soldaki küpeyi görüyorsunuz değil mi? Bunu alacağım hiç aklıma gelmezdi ama yazın çok güzel olabilir diye düşünerekten, hem de indirime girmiş, fiyatı 8 lira. Şu sağdaki de 8 lira. O yüzden bu ikisini alacağım. Ama inanılmaz bayağı bir indirim var şu takı bölümlerinde. Ve hepsi birbirinden güzel. Şu mesela, şu da 15 lira yazıyor ama bazı etiketlerinde de 8 lira diyor. O da güzel bir küpeymiş. Yazın ben takı kullanmayı çok sevdiğim için o yüzden böyle bunlardan alacağım. Geçen geldiğimde de hakisini almıştım. Şu kolye de güzelmiş. Açıl susam açıl. Oo. İzmir bombaları fazla geldiği için şöyle kutu istedik, onun içerisine koyacağız. Biliyorsunuz ben akşamları kalkıp tatlı yiyorum. O yüzden bunlar bu akşamki menüm için gayet ideal. Bu akşam mı? Evet, bu geceki menüm için ideal. Normalde Nutella yiyip uyuyordum. İyi bari. Bugün İzmir bombayı yiyip uyuyacağım. Evet, biz evimize geldik. Dışarısı o kadar soğuktu ki eve gelir gelmez de hemen doğalgazı açtım. Kaloriferin yanında birazcık pinekledim. Bu arada küpemin birini taktım. Nasıl duruyor? Bence gayet güzel. Teki de burada zaten. Bu arada diğer gösterdiğim küpeyi almadım. Onu Caner hiç beğenmedi. Ben de zaten çok içime sinerekten almayacaktım. Hani öyle çekmecemde dursun diye alacaktım. Onu almadım. İşte sadece bunu aldım şimdilik. Bu da fena durmadı. Yazın güzel olur diye düşünüyorum. Caner de dizimizi ayarladı. Biliyorsunuz Dark dizisini izliyoruz biz. Birinci sezonunu bitirmek üzereyiz. İnşallah bugün de bitiririz yani. Merakla bekliyorum diğer bölümlerini. Arkada şöyle televizyondan izleyeceğiz. Öyle bakalım, bugünlük benden bu kadar olsun mu? Veda edeyim mi sizlere? Artık bence burada bitirelim videomuzu. Umarım beni bugün keyifle izlemişsinizdir. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.